Merhaba arkadaşlar, şimdi yayını açtım. Son dersimizde kavram öğretim araçlarında bilişsel çelişkide kalmıştık. Şuradayız, doğru mu? Bir teyit eder misiniz? Tamam. Ekran paylaşım bilişsel çelişki geldi mi Burcu? Onu da bir yaz. Geldi, tamam. Şimdi arkadaşlar, bu bilişsel çelişki dediğimiz şey ÖYT'de gördüğümüz Sokratik sorgulamadır. Aynı şeydir. Fen, fizik eğitiminde buna bilişsel çelişki de denir. Çocuğa yanlışlarını ironi yaratarak buldurma yöntemidir. Sokratik sorgulamadır. Burada onunla ilgili bir soru var. Diyor ki, bir öğrenci ipin ucuna bir taşı taşın başının üzerinde düzgün çembersel hareketi yapacak şekilde çevirmektedir. Bazı öğrenciler bu taşın üzerinde yer çekim kuvvetinin etki etmediğini düşünmektedir. Öğretmen bu öğrencilere gökyüzünde uçan uçaklara yer çekim kuvvetinin etki edip etmediğini sorarlar. Öğrenciler uçaklara yer çekiminin etki ettiğini söylerler. Öğretmen ikinci aşamada iki olay arasında fark olup olmadığını sorar ve bu soruyla öğrenci düşüncelerindeki iç tutarsızlıkları fark ettirir. Yani öğretmen eğer uçaklara etki ediyorsa burada da aynı mantık var. Burada da etki etmesi lazım diyor. Öğretmen ve öğrenciler arasında geçen bu diyalog öğretmenin aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullandığını gösterir. Bilişsel çelişki oluşturma, hatta buna şöyle dese de doğru olur. Sokratik sorgulama. Şimdi bir başka yöntem, rol oynama. Rol oynama eğitim bilimlerinde genellikle duyusal becerilerle ilgili, yani bir mesleğin gerekli olduğuna inanmak, her insanın kültürel farklılıklarına saygı göstermek gibi şeylerde çok kullanılır. Ama bunun yanı sıra rol oynama bilişsel kavram öğretiminde, özellikle fen ve fizik öğretiminde de kullanılır. Örneğin elektrik akımının ne olduğu, efendim momentum kavramının ne olduğu gibi şeyleri öğretmek açısından rol oynama tekniği bilişsel alanda da kullanılabilir. Bir de şunu söyleyelim. Fiziğe hiç sormadılar ama kimyada şunu söylediler. Rol oynama tekniği kullanılırken şu çok anlamlı bir şey değildir. Yani işlevsel de değildir, iyi bir şey de değildir. Çocuklara momentumla ilgili, torkla ilgili sen şunu yapacaksın, sen tork olacaksın, bunu söyleyeceksin, böyle yapacaksın diye rolleri ve davranışları, sözleri birebir verip sanki tiyatro oynuyormuş gibi hazır bir metni oynamaları etkili bir yöntem değildir. Peki nasıl yapılmalıdır? Torku rol oynamayla modellemek ve göstermek isteseniz nasıl yapılabilir? Rol oynamayla tork nasıl anlatılabilir gibi öğrencilerin bu kavramı kafalarında yapılandırıp rol oynayacaklar. Ha, doğru olabilir, yanlış olabilir. Orada da öğretmen diyecek ki, bak sen burada tork dedin ama tork şöyle değil mi, uygun mu oldu falan diye tartışılacak. Bunun yanı sıra analoji ve birleştirici analoji diye iki kavramımız var. Şimdi ilk önce analojiden bahsedelim. Analojiler, daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Mesela elektrik akımının analoji olarak kullanılması bir, şöyle demiştik. Kalemim niye yazmadı? Bir saniye. Şu kalemi bir kontrol edeyim. Ha, şimdi yazıyor. Mesela bir akarsuyun ne kadar yüksekten aktığı elektrikteki voltaj farkına, yani voltaj potansiyel farkına, voltaj farkı demeyelim, potansiyel farkına benzetilebilir. Burada debisi, akarsuyun debisi, yani bir saniye içinde ya da bir dakika içinde ne kadar su geçtiği akıma benzetilebilir. Bunun yanı sıra buradaki dirençte, taşların uyguladığı suya dirençte R'ye, rezistansa benzetilebilir demiştik. Bu bir analoji. Şimdi 3 defa sordular. Fizikte sordular 3 defa. Analojiyi biliyoruz ama bir de birleştirici analoji
diye bir kavramımız var. Bu birleştirici analoji dediğimiz şey iki tane veya üç tane analojiyi beraber kullanmaktır. Nedir? Bu soruda görelim. Buna köprü kuran analoji adı da veriliyor. Elektrik akımı ile ilgili kavram yanılgıları gidermek için bir fen bilimleri öğretmeni elim sende oyununu bilen öğrenci grubuna aşağıdaki iki açıklamayı yapmıştır. Bir, elektrik akımı borudan suyun akmasına benzetiyor. Borunun kesit alanından geçen su miktarı ile akım kavramı arasında ilişki olduğunu söylüyorum. Bu bir analojidir. İki, ancak elektrik bir enerjidir. İletirken borudan akan su molekülleri gibi atomlar tel boyunca hareket etmezler. Elim sende oyunundaki gibi enerji taşınır, enerji taşınımı akışı olur. Yani borudan veya akarsudan su akar ama elektrik akımında atomlar, elektronlar akmaz, sadece titreşir. Bu da elim sende oyunundaki gibi mesela birisi diğerinin eline vurur, birisi diğerinin eline vurur. Ve orada aslında sadece herkes olduğu yerdeyken bir titreşimle enerji geçer demek istiyor. Bu da ikinci analojidir. Bu dersle ilgili olarak diyor, birinci aşamada Ohm yasası analojik olarak anlatılmaya çalışılmıştır. Doğru. Bu bir analojidir, birinci analoji. İkinci aşamada birinci analojideki yetersizlikler açıklanmıştır. Evet, su akıyor dedik ama burada elektronlar, atomlar akmıyor. Sadece titreşiyor. Doğru. 3. Kullanılan öğretim yöntemi köprü kuran analoji olarak tanımlanır. Bu da doğrudur. Doğru cevap E. Neden köprü kuran analoji diyoruz? İki analojiyi beraber kullanıp birinci analojideki eksikleri gidermek için ikinci analojiyi kullanmaya köprü kuran analoji adını veriyoruz. Şimdi gelelim bir başka tekniğimiz. Tahmin et, gözle açıkla. Şimdi şunu daha önce de söylemiştim, yine anlatayım. İlk önce tahmin et gözle açıklığının ne olduğunu konuşalım. Burada kimya ile ilgili bir şey var. Bunu değiştirelim, fizikle ilgili bir şey anlatalım. Birinci aşaması tahmin et aşamasıdır. Birinci aşamada öğretmenin şöyle dediğini varsayalım. Rezistansı yani direnci arttırdığımızda sence ampul parlaklığı ne olur diye sorduğumuzu varsayalım. Bu tahmin et aşamasıdır. İkinci aşamada direnci arttırırız gerçek anlamda ve ne olduğunu gözlemesini isteriz çocuğun. Üçüncü aşamada da tahminiyle bu ikinci aşama. Üçüncü aşamada da tahminiyle gözlemi tutarlı oldu mu? Tutarlı olduysa sıkıntı yok. Zaten doğru biliyordur konuyu. Yok tutarsız olduysa da bak sen böyle tahmin ettin ama gözlediğimiz şey ona uymuyor. Demek ki yanlış bir bilgi var diye bu kavram yanlısı düzeltilebilir. Başka bir unsur, arkadaşlar düz anlatım ve sunuş stratejisi, özellikle sunuş stratejisi kullanılabilir ders anlatırken fakat düz anlatım ve sunuş stratejisinin kavram yanılgılarında, bakın bu çok önemli, kavram yanılgılarında düz anlatım ve sunuş stratejisinin hiçbir işe yaramayacağı ÖABT sorularında çok kez sorulmuştur. Tekrar şunu söyleyeyim, sunuş stratejisi kullanılabilir. Ne zaman? Ders anlatırken kullanılabilir. Fakat birisinde bir kavram, bir öğrencide bir kavram yanılgısı varsa bunu değiştirmek için tekrar tekrar aynısını sunuşla, düz anlatımla anlatmak hiçbir işe yaramaz. Burada farklı teknikler kullanılması lazım. Nedir bu? Tahmin et, gözle açıkla, animasyonlar, deneyler gibi şeylerdir. Şimdi bir de animasyonlar diye bir kavramımız var. Animasyon dediğimiz şey çizgi filmdir. Çizgi filmle mesela atom teorisini anlatmak, açıklamak. Peki animasyonun simülasyondan farkı nedir dersek? Simülasyonda mutlaka bilgisayar ortamında çocuğun bir tuşa basıp kuvveti arttırabileceği
ve olayı sanal ortamda deneyileceği bir şey vardır. Yani çocuk müdahale eden uygulama yapar. Buna simülasyon diyoruz. Oysa animasyonda öğrencinin müdahale edebileceği bir şey yoktur. Sadece çizgi film gibi seyreder. Örneğin biyolojide hücre organellerini anlaması, işte efendim fizikte kuantum olayını anlaması, yıldızların yaşam döngüsünü anlaması gibi gerçek hayat durumlarında gözlenemeyecek mikro küçük düzeydeki ve astro alemdeki olayları gözlemlemek için çizgi filmlerden, animasyonlardan faydalanabiliriz. Burada bir sorumuz var. Diyor ki maddeyle ilgili öğrencilerde en sık karşılaşılan yanılgılardan birisi ısılan maddenin tanecikleri genleşir şeklindedir. Şimdi şunu söyleyelim. Mesela şöyle bir bakır parçamız olsun. Bunu biz ısıttığımız zaman bu içindeki atomlar olsun. Şöyle yapalım. Bu 20 derece sıcaklıkta olsun. Bunu 60 derece sıcaklığa çıkarttığımızda bu bakır levha genleşir. Biraz abartılı bir şekilde büyüterek çiziyorum. Çocuklar burada bu atom taneciklerinin büyüdüğünü düşünebilirler. Halbuki böyle değildir. Kesinlikle atom tanecikleri büyümez burada. Peki ne olur? Atom taneciklerin büyüklükleri, yani çekirdekle elektron arasındaki mesafe aynı kalır. Orada bir değişiklik olmaz. Peki ne olur da bakır levha genleşir? Aynı atom tanecikleri arasındaki boşluk artar. Yani moleküller arası boşluk artar. Burada atomların genleşmediği ama moleküller arası boşluğun arttığını şöyle bir çizimle veya animasyonla gösterebiliriz. Buna hangisinin kullanılması uygundur? Animasyon. Ya deney daha iyi değil mi? Şimdi Dalel'in yaşantı konusunda kesinlikle deney daha üsttedir. Fakat sıkıntı şu. Deney yaptığın zaman tanecikler mi genleşiyor yoksa aradaki boşluk mu genleşiyor? Bunu deneyde çıplak gözle zaten ya da mikroskopla göremeyiz. Bunlar da zayıf çeldiriciler. Burada etkili çeldirici B'dir. Ama çıplak gözle göremediğimiz için animasyonlar daha etkilidir. Fizik alan yazında yer alan kavram yanılgılarından biri yıldızlar güneşten aldığı ışığı yansıtır şeklindedir. Bu çok ciddi bir kavram yanılgısıdır. Ben bunu başka gruplara sorduğumda çok hata çıkıyor. Tabii fizikçiler, fenciler biliyor bunu da başka gruplarda çok hata var burada. Bunun doğrusu nedir dersek, bunun doğrusu şudur. Güneş de bir yıldızdır. Yıldızlar güneşten aldığı ışığı yansıtmaz. Yıldızlar kendi ışığını yayar. Doğrusu budur. Böyle bir kavram yanılgısı da buna göre yöntemleri hangileri bu kavram yanılgıları gidermek amacıyla kullanılabilir. Bu ünitenin sonundaki listede verdim kavram karikatürleri hem kavram yanılgılarını tespit etmek hem de gidermek için kullanılır. Ve bu konu için de uygundur. Şimdi çürütme metinleri sadece kavram yanılgılarını giderme için kullanılır. Bu uygundur. Bu da uygundur. Şimdi deney yapma kavram yanılgılarını giderir mi? Oo, en güzel o giderir. Fakat sıkıntı şu. Yıldızlarla deney yapmak mümkün değildir. Bunun için bu olmaz. Doğru cevap da 1 ve 3'tür. Tabii burada sıkıntı şu. Pek çok öğrencimiz ben bunu çok görüyorum fende de fizikte de. Ya işte hangileri giderir, hangileri tespit eder bunları ezberleyelim hallolsun. Tamam bunları bilmek şart ama deney yapma çok iyi bir kavram yanılgısı giderme aracı olduğu halde o kavram yanılgısı o araçla yani deneyle giderilebilir mi diye bunu da ayrıca bilmek, düşünmek gerekiyor. Gelelim kavram karikatürlerine. Kavram karikatürleri de şunun gibi şeylerdir. Bu ünitenin sonunda yazıyor. Hem kavram yanılgılarını tespit etmek hem de gidermek için kullanılır.
Burada da mesela bir tane elektrona ihtiyacım var, nereden bulacağım falan diye tartışıyorlar. Bir karikatür bu. Burada kim doğru söylüyor, hangisi doğru söylüyor diye bir tartışma açacak öğretmen ve tartışılacak sınıfta. Doğrudan bilgi aktarımına yaramaz. Bu tartışmayla öğrenme yöntemidir. Şimdi gelelim argümantasyona. Şimdi burada veri, iddia, gerekçe, karşı iddia gibi şeyler var. Şimdi burada çok güzel bir fizikle ilgili bir şey var. Bunu konuşalım. Mesela burada Salomon'a aittir bu yarışan teoriler yöntemi falan. Argümantasyonlar. Önemli değil kim orada. O sorulacak bir şey değil. Mesela görme olayı nasıl gerçekleşir diyor. Kur'an bir, göz ışık gözümüzden çıkarak nesneyi görmemizi sağlar. İki, ışık bir kaynaktan çıkarak nesneleri çarpar. Bu olayla yansımalar gözümüze gelir diyor. Tabii burada birinci kuram yanlıştır. İkincisi de doğrudur. Şimdi deliller, mesela böyle bir şey verilip çocuklara şu iki taneyi savunun denilebilir. İşte çocuklar biri seçebilir, ikiyi seçebilir. Sonra biri seçenler biri ispat etmek için, ikiyi seçenler ikiyi ispat etmek için deliller, gerekçeler, iddialar ortaya koyacaklar. Mesela burada çocuk diyor ki, karanlıkta göremeyiz. Güneş gözlükleri güneş ışınlarının gözümüze gelmesini engeller. Görmek için istediğimiz yöne bakmalıyız gibi argümanlar gelişir. Mesela bu birincisi çok kuvvetli bir argüman. Karanlıkta göremeyiz diyor. Neden kuvvetli bir argüman? Bu argüman aslında birinci kuramı yanlışlıyor. Eğer gözümüzden ışık çıksaydı karanlıkta da görebilirdik. İkiye bakalım. Güneş gözlükleri, güneş ışınlarının gözümüze gelmesi engel. Eğer bir de söylendiği gibi gözümüzden ışık çıkıyor olsaydı biz güneş gözlüğü takmaya ihtiyacımız olmaz diye bu konu tartışılabilir diyor. Şimdi burada da çok güzel bir tartışma örneği var. Fen bilimleri dersinde demir bir bilye ve A4 kağıdı aynı yükseklikten yere bırakılıyor. Şöyle çizelim. Şurada bir demir bilye olsun. Bu da bir A4 kağıdı olsun. Aynı yükseklikten ikisi de şurası da yer olsun. Yere bırakılıyor. Şimdi sürtünmesiz ortamda bunların ikisi de aynı anda yere düşerler. Ama sürtünmeli ortam yani hava dirençli olduğu yerde demir bilye daha çabuk düşer. A4 kağıdı da böyle süzüle süzüle yavaş yere düşer. Şimdi soruyor diyor ki öğrenciler demir bilyenin daha kısa zamanda yere düştüğünü görmüşlerdir. Öğretmen ne oldu diyor. Ayşe demir daha önce yere düştü diyor. Bu bir veri. Buradan hareketle verinin yorumsuz gözlenen durumda ne olduğunu söylenmesi olduğunu diyeceğiz. Yorumsuzdur. Öğretmen neden böyle oldu sizce diyor. Ayşe demir daha ağır, ağır cisimler daha hızlı gider, düşer diyor. Bu bir iddia. Doğru mu değil? Öğretmen diyor ki neden böyle düşünüyorsun? Ayşe diyor ki dünya ağır cisimlere daha çok kuvvet uyguluyor. Bu da bir gerekçe. Caner diyor ki ben öyle düşünmüyorum. Bence sürtünme kuvvetinden dolayı kağıt daha yavaş düştü. Bu bir karşı iddia. Öğretmen diyor ki Caner bu iddiasını destekleyecek gerekçen var mı? Var diyor. Belgeselde gördüm. Sürtünme kuvveti olmadığı ortamda nesneler aynı anda yere düşüyordu. Bu da karşı gerekçe. Şimdi buna yönelik de bir sorumuz var. Diyor ki fizik dersinde yukarıdaki açıklamayı yapan öğrenci ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Bir diyor. Su içerisinde katı nesne askıda kalıyor. Şimdi ben soruyorum size. Birinci öğrencinin söylediği şey veri mi, iddia mı, gerekçe mi sizce? Ne dersiniz?
Arkadaşımız yazdı, veridir bence diyor. Bence de kesinlikle bu. Neden veri? Söyleyelim. Hiçbir yorum yapmıyor. Gördüğünü olduğu gibi söylüyor. Şimdi ikiye gelelim. Askıdaki nesneye, birincide suyun içindeki katı nesne askıda kalıyor diyor. Askıdaki nesneye yer çekimi kuvveti uygulanmıyor diyor. Bu bir şey ama bu yanlış. Peki bu yanlış kişinin yanlış söylemi. Söylediği şey bir veri mi, iddia mı, gerekçe mi? Ne dersiniz? İkinci kişininki bence de bir iddiadır. Üçüncü kişi diyor ki çünkü yer çekimi kuvveti etki etse nesne dibe batardı diyor. Bu da yanlış. Peki bu nedir? Buradaki iddianın gerekçesi. Şimdi diyor ki bir A birinci açıklama veridir. Doğru. İkinci açıklama iddiadır ve iddiası doğrudur diyor. Yanlış. Şöyle geçiştirelim. İddiası doğrudur diyor. Buradan dolayı yanlış. Üçüncü açıklama bir gerekçedir. Gerekçesi yanlıştır. Doğru. Birinci açıklama gözleme dayalıdır. Doğru. İkinci açıklama bazı gerekçelerle ispat etmeye çalışılmıştır diyor. Açıklama bazı gerekçeler. Ha, daha sonrasında ispat etmeye çalışmış ama yanlış. Doğru cevap da B. Neden B dedik? Çünkü ikinci açıklama doğru değil. Evet. Şuradaki soru kafanıza yattı mı? Bir sorunuz var mı bununla ilgili? Tamam diyorlar. Bu da çok güzel bir soru. Argüman oluşturma konusunda öğrencilerin zorlandıklarını gösteren çeşitli araştırmalar, öğrencilerle yapılan argümantasyon çalışmalarının onların bilimsel önerme oluşturma becerilerini de geliştirdiğini göstermiştir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerini aşağıdaki kavramlar hangisine yer verilmemiştir diyor. Bir düşünün, ben de çözeceğim şimdi. Evet, şimdi bakalım ne demiş arkadaşlar. Denizli diyen var, Edirne diyen var, bakalım. Şimdi yüksek sesle konuştuğumuzda sesin hızı artar. Bu bir kere veri değil. Bu iddia olabilir, gerekçe olabilir. Düşünürüz. Bence iddia bu. Gerekçe ne olurdu? Sesin hızının neden arttığı. Mesela moleküller arası boşluk azdır, çoktur, ondan sesin hızı artar deseydi gerekçe olur. Ahmet bağırarak konuştuğunda kulaklarım rahatsız oluyor. Bu veridir. Yorum yapmıyor. Sadece gözlemlediği, duyumsadığı durumu anlatıyor. Ahmet bağırdığında sesin hızının artıp artmadığını test edebiliriz. Şimdi iddia var dedik, veri var dedik. Test edebiliriz. Ahmet'in normal konuşma tonu ve bağırdığında sesinin hızını bir cihaz ile ölçebiliriz diyor. Şimdi şurada şöyle şöyle ölçebiliriz dediği şey bence kesinlikle
bir deney tasarımıdır. Güzel. Şöyle şöyle deneyebiliriz bunu. Peki burada bağımsız değişken var mı? Var. Ne var? Ahmet'in konuşması yüksek tonda ya da düşük tonda olduğunda sesin hızı artıyor mu, azalıyor mu? Muhtemelen ölsek artıp azalmadığın aynı olduğunu görürüz. Şimdi şurası konuşmasının yüksek sesle ya da düşük sesle olması bağımsız değişken. Sesin artması ya da azalması bağımlı değişkendir. Burada bağımsız değişkenler var, bağımlı değişkenler. Ama ne yok? Gerekçe. Ha, sesin hızı artıyor diye iddiası var. Peki neden? Bir gerekçe göster. Göstermiyor. Mesela şöyle deseydi. Çünkü itme kuvveti daha fazla gırtlağın falan gibi bir şey söyleseydi. Ki doğru değil ama gerekçe olurdu. Burcu bir şey söylüyor. Ben iddia dedim. Neden söylememiş? Hangisine iddia dedin? Anlamadım. Detaylıca söyle. Bekliyorum. İddia var zaten dedik. Hangisinden bahsettiğini anlamadım. Ha, anladım. Şimdi anladım. Tamam. Beni destekleyen bir şey yapmış oraya. Şu da güzel. Argüman oluşturma konusunda öğrencilerin zorlandıklarını gösteren çeşitli araştırmalar öğrencilere yapılan argümantasyon çalışmalarının onların argüman oluşturma becerilerinde geliştiğini göstermiştir. Fizik dersinde öğretmen argümantasyona dayalı bir etkinlik yapmıştır. Böyle bir çalışmada iki tane şey veriyor. Görüşün olan bir öğrenci. Tolmin argümantasyon modelinde hangi bileşenleri kullanmıştır? Çok güzel bir soru. Ne diyor burada? Suyun içerisindeki kaşık kırık gibi görünüyor. Işığın dalga boyunun değişimi gözümüzü aldatıyor. Tabii bunlar birbiriyle etkileşimli. Birincisi şu, ikincisi şu. Bu buna bağlı. Aferin. Cevaplar çok güzel geldi. Birincisi suyun içerisinde kaşık kırık gibi görünüyor. Yorumsuz olanı söylüyor ve veridir. Yorumsuz bir veridir. Sonra ışığın dalga boyunun değişimi gözümüzü aldatıyor diyor. Neden böyle görüldüğüyle ilgili bir iddia ortaya atıyor. Doğru cevap da değildir. Burada arkadaşlar postulat ve apriori veriyi sorabilirler. Çıkacak bir şey değil, seçenekli olmak için verdik. Ama merak edildiğin için söyleyeyim. Postulatlar ön kabullerdir. Mesela biz ışığın sürati değişmez, evrensel sabitedir diye bir ön kabul olarak bunu kabul ederek evrene bakarız. Bu bir postülattır. Ön kabullerdir. Yani yarın değişebilir. Yarın bilmediğimiz bir şekilde kara deliklerde ışığın sürati değişiyormuş falan diyebiliriz. Ama şu anda optik konusunu konuşurken ışığın süratinin evrensel bir sabit değişmez bir şey olduğunu söylüyoruz. Bu bir kabulümüzdür biz. A priori veri de doğuştan gelen bilgi demektir. Örneğin şuradaki çubuğun şuradaki çubuktan daha uzun olduğunu gözümüze görebiliriz. Bu doğuştan gelen bir bilgidir. Her insan bunu böyle algılar. Buna da a priori veri adı verilir. Şimdi çok güzel bir soru var. Birinci ifadeye gözlemle diyebilir miyiz diyor. Kesinlikle diyebiliriz. Şimdi bakın şöyle yapıyorum. Bunun doğru cevabı diye. Bakın burada şu veri doğru. Şu iddia doğru. Şimdi biri inceliyorum. Bir de buna ön kabul diyemeyiz. Çünkü gözümüze göre
deney değildir bu. Yasa değildir. Ama bu bir aynı zamanda gözlemdir. Şimdi ikinci tarafa geçiyoruz. Şu doğuştan gelen bir veri değil. Gözlem değil. Şimdi bu deney de değil. Teori de değil. C'nin birincisi de doğru ama her ikisi de doğru olan denizli olduğu için kabul ettik. Yoksa birincisi aynı zamanda gözlemdir. Doğru. Şimdi burada hangi araçlar ne için kullanılıyor onu gösterdim. Şimdi gösterelim onu da. Burada şunlar kavram yanılgılarını tespit eden araçlar. Bunlar kavram yanılgılarını gideren araçlar. Bir de araya şöyle bir çizgi çektim. Mesela kavram karikatürleri burada hem kavram yanılgılarını tespit etme hem de kavram yanılgılarını giderme işine yaradığı için her ikisine de çizgi çektim. Aynı şekilde Sokratik sorgulamada hem kavram yanılgılarını tespit ediyor hem de gideriyor. Şimdi bir de burada ÖSYM'nin fiziğe hiç sormadı ama çok sık sorduğu bir şey. Şu şablona bir bakın. Bu kavram haritasında ya da şablonda element, molekül, karışım, kavramlarını tümü maddeyi temsil eder. İfade. Şu tahtaya yazın. Genelleme midir? Ayırt etme midir? Evet, bu nedir? Genellemedir. Güzel. Şimdi değiştiriyorum lafı. Diamanyetik. Maddeler. Metaldir. Ama para manyetik olarak tanımlanamazlar ifadesinde. Şu altını çizeceğim. Ama para manyetik olarak tanımlanamazlar ifadesi. Genelleme midir, ayırt etme midir? Ne dersiniz? Bu da bir ayırt etmedir. Dolayısıyla biz kavram öğretiminde şunların hepsi metaldir. Pardon, metaldir nereden çıktı? Maddedir. Ama bir metal element olduğu halde, ametalde element olduğu halde bunlar yani metale ametal denemez. Veya diamanyetik metale paramanyetik denemez. Bu altta ayırt etmeler oluştururuz. Üst başlıkta da genellemeler oluştururuz. Şimdi 9. sınıf fizik dersinde öğretmen sınıftaki öğrencilere hemen hemen yarısını kütle ve arı kavramını ayırt edemediğini ifade etmiştir. Öğretmenin bu konuyla ilgili yapacağı uyarı veya vereceği ipuçlarına hangisi uygun değildir diyor. Çok güzel bir soru. Size bırakıyorum. Ne dersiniz? Burcu. Nasıl bu hatayı yaparsın sen ya?
Şimdi çözüyorum. Bir insanın ağırlığı değişir ama kütlesi değişmez. Evet. Ağırlık kutuplarda ve ekvatorda bile değişir. Ayda, dünyada da değişir. Ağırlık dolaylı kütle doğrudan ölçülür. Doğru. Ağırlık kütle çekiminin bir fonksiyonudur. Doğru. Ağırlık kütle çekiminden dolayı biz ağırlığı ölçeriz. Kütle çekimi olmasaydı ağırlığı ölçemezdik. Şu yanlıştır. Dinamometre kütleyi ölçer diyor. Hayır. Dinamometre neyi ölçer? Ağırlığı ölçer. Öz kütle kütlenin hacmi fonksiyonudur diyor. Doğru. Ne demek bu? Öz kütle yani D eşittir MV. Yani bu artıyor, bu azalıyor falan nasıl oluyorsa bunların etkilediği bir fonksiyondur diyor. O da doğru. Şimdi bunu daha önce çözdük. Yani benzer bir soru. Ben çabucak çözüp geçiyorum. Bir fizik dersinde öğretmen bir sıvı içerisinde %50'si suya batmış bir geminin aynı sıvı içerisinde ayda ne kadarı su içinde kalır diye sorarak bir tartışma başlatmıştır. Ali adlı öğrenci ayın kütle çekim kuvveti daha az olduğu için batan bölüm oranının azalacağını söyler. Ali'nin dikkate almadığı olgu hangisidir? Öz kütle oranların değişmediği. Daha önce de benzer bir soru çözmüştük. Üzerinde de tartışmıştık. Şimdi biraz önce o metal, ametal hikayesi çok kolay geldi size. Güzel. Hadi bakalım şunu çözelim. Bak bu da kolay ama oradan buraya bir transfer gerekiyor. Diyor ki yukarıda verilen kavram çiftlerini hangileri arasında aşağıda verilen öğretim, kavram öğretim stratejisi kullanılamaz diyor. Vallahi zor soru. Bunu ben yazdım bu soruyu. Ben çok zor bir soru olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? Size bıraktım bir düşünün. Bakalım Denizli diyen var, Edirne diyen var. D ve E arasında gidip gelmiş insanlar. D ve E. Bakalım. Şimdi 1 ve 2 element ve metal arasında genelleme yapsak bütün metaller elementtir. Tüm metaller elementtir. Doğru. 2-3 arasında genelleme. Ferromanyetik metal bir metaldir. Doğru. 3-4 arasında ferromanyetik metal ile paramanyetik metal farklı şeylerdir. Doğru. Şimdi de beslenim. Ben de cevabı bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani söyleyeyim. 1 ve 4 arasında metal ve paramanyetik metal. Pardon, element ve paramanyetik metal arasında her element paramanyetik metal değildir. Ayırt etme doğru. Şimdi gelelim şuraya. 2 ve 4. 2 ve 4 genelleme. Metalle paramanyetik metali genelleyeceksin. Hayır. Yok. Paramanyetik metallerin hepsi metaldir. Bu olur. Burada bir hata var benim sorumda. Bir daha baştan inceleyelim.
Şimdi 2 ve 4 tersten geliyorum. Metal, paramanyetik metal. Bütün paramanyetik metaller metaldir. Genelleme yaptım. Doğru. Bütün paramanyetik metaller metaldir. Doğru. 1 ve 4 diyor. 1 ve 4. Elementle paramanyetik metal ayırt etme diyor. Ayır. Bütün paramanyetik metaller elementtir. Üçe bakalım. Üç ve dört. Bu çok net. Kesin doğru. Hiç sıkıntı yok bundan. Gelelim buraya. İki ve üç. Bütün ferromanyetik metaller metaldir. Bunda da hiç sıkıntı yok. Şuna çift artı koyayım. Hiç sıkıntı yok bu ikisinde. Çok net. Bire bakalım. Genelleme 1, 2. Bütün metaller elementtir. Burada da hiç sıkıntı yok. Element olmayan bir metal yoktur ki hepsi elementtir zaten. Şimdi E'ye tekrar bakalım. 2 ve 4. Bütün paramanyetik metaller metaldir. Buradan da %100 eminiz. D'yi bir daha kontrol edelim. 1, 4 element ve paramanyetik metal. Hayır. Paramanyetik metal ile elementi ayırt etmeyeceğiz. Paramanyetik metallerin tümü elementtir. Burada bir genelleme ilişkisi olması gerekiyor. Uf, amma zor soruymuş be. Kafanıza yattı mı? Evet, yani ben yazmışım 6 ay önce, 1 sene önce ben bile zorlandım. Şimdi Sena bir şey söylüyor. O zaman birinci şıkta hangisini getirirsek yanına genelleme oluyor. Evet, çünkü element en yüksek. Aferin. Çok güzel bir şey söylediniz. Şimdi burada şöyle olacak. Tepe kavramımız element. Bu elementlerden bir kısmı metaldir. Bir kısmı da ametaldir. Sonrasında şu ilişkiyi bilmek lazım tabii. Metaller şöyle metal, böyle metal diye ayrılır. Ametaller de şöyle özelliği olanlar diye ayrılır. Şimdi burada ferromanyetik metal, şöyle metal, diamanyetik metal, paramanyetik metal. Şimdi çok iyi oldu. Evet, kafanıza yattı mı? İtiraz olan var mı? Tamam mıyız? Tamamdır diyorlar. Meral diyor ki aslında soru şöyle çözülüyor değil mi? Önce ikinci maddeyi birinci maddeye bağlıyorsun. Çok güzel. Birinciyi ikinciye bağlamak şart değil. Şart değil. Eğer öyle bir şart olsaydı soru çok zor ve Türkçesi karışık olurdu. Diyor ki bununla bunun arasında genelleme mi yaparız, ayırt edebilme mi yaparız? Hangisinin büyük madde olduğunu siz bileceksiniz. Eğer, bakın şimdi çok güzel bir soru sordu arkadaşımız. Eğer A'da verilen çift şurayla şurası arasındaysa evet bütün metaller elementtir.
Ama C'de verilen, bakın dikkat edin, C'de verilen şurayla şurası veya şurayla şurası arasında olduğu için bunlar arasında genelleme olamaz. Bunlar arasında ayırt etme olur. Şu morla çizdiklerim arasında ayırt etme ilişkisi olur. Ama yeşille çizdiklerim arasında genelleme ilişkisi olur. Çünkü üst başlıktır. Son arkadaşımızın sorduğu soru çok güzel bir soruydu. Şimdi şunları da çözelim. Oo, bayağı varmış daha sonra. Çözelim de şu üniteyi bitirelim. Bir fizik öğretmeni aşağıda gösterilen 3 kaba ayrı ayrı maddeler koyuyor. Nesnelerin tümü 200 gramdır. Öğretmen bu 3 kabı tartsak hangisi baskülde daha ağır gelir acaba diyor. Yoksa aynı değeri mi gözleriz diye sorusunu soruyor. Aydın adlı öğrencinin cevabı aşağıda verilmiştir. Aydın diyor ki birinci kap en ağır, ikinci kap en hafif çıkar. Çünkü üçüncüde kaldırma kuvveti uygulanıyor. Bu da cismin ağırlığını azaltır diyor. İkinci etapta öğretmen 3 kabın da tartılmasını ister. Öğrenciler verileri kaydederler ve cevaplarıyla gözlem sonuçlarını karşılaştırırlar. Bu çalışmada uygulanan yöntem ve Aydın'ın cevabı için aşağıda hangisi doğrudur diyor. Çok güzel soru olmuş, size bırakıyorum. İlk önce şunu sorayım size. İlk önce şunu sorayım. Şunu bir basküle koysak. Şunu bir basküle koysak. Şunu bir basküle koysak. Şu 200 grammış. Bu da 200 grammış. Bu da 200 grammış. Hepsi 200 gramsa niye birisi askıda birisi yüzüyor? Hacmi farklıdır. Gözenekleri farklıdır. Öz kütlesi farklı olabilir. Bunların hepsi 200 gram. Su da 100 mililitre. Bu pozisyonda bunların ağırlıkları baskülde aynı mı çıkar, farklı mı çıkar? Bunu bana bir söyleyin. Lütfiye aynı dedi. Başka fikri olan? Sıvı taşımıyorlar. Mehmet İbni sıvı taşımıyorlar. Yani sıvı son etapta gösteriyor zaten. Bakın şurada, şurada kalıyor. Belki daha öncesinde şuradaydı, oraya geldi yani. Baskülde aynı mı çıkar? Aynı çıkar. Şimdi bir kere aynı çıkarsa çocuğun birinci kap en ağır, ikinci, üçüncü kap en hafif çıkar lafı yanlış. Bu gitti. Bu gitti. Neden? Doğru diyorum. Şimdi eksik bilgi de gider. Çünkü eksik bilgi doğruydu ama biraz iyi açıklayamıyordum. Komple yanlış. Şimdi bu 5E de değil. Bu tahmin et gözle açıkla. Çünkü birinci etapta çocuğa tahminini soruyor. İkinci etapta gözlerini soruyor. Ve tahmin et gözle açıkladır. Doğru cevap da B'dir. Güzel sorulmuş. Emel Günay ağırlaşma olur diyor. Şimdi Emel anlaşalım. Onu sormuyorum. Şimdi tekrar soruyorum soruyorum. Şimdi şu yok. Şu yok. Şu yok. Sadece suları tarttım. 100 mililitre, 100 mililitre, 100 mililitre. İkinci etapta 200 mililitre olan şunu, pardon, 200 gram olan şunu içine koydum. 200 mililitre olan şunu içine koydum. Şunu içine. Bunlar 3 farklı madde. Hepsi 200 mililitre olduğu halde neden birisi batıyor, birisi askıda, birisi yüzüyor? Çünkü hacimleri farklı. Hacimleri de aynı olsaydı birisi batıp birisi yüzmesi olmazdı. Ama hacimleri ve öz kütleleri var.
Şimdi sorum şu, Emel. Ben bunun altına bir tane, hadi yukarıdan koyayım, bir dinamometre koysam, şöyle alsam şunu tartsam, başka bir aynı dinamometreyle bunu tartsam, bunların ağırlıkları, birisi iddia ediyor, bu 200, bu da işte 100 gram olsun, bunun da ağırlığı 300 çıkar dinamometrede. Gram. Bunun da 300 gram çıkar. Bunun da 300 gram çıkar diye iddia ediyor birisi. Bu iddiayı yapan birisi doğru mu söylüyor? Yanlış mı söylüyor? Bunu soruyoruz. Ne diyorsun? Eşit mi çıkar? Hı, tamam. O zaman sıkıntı yok. Bence de eşit çıkar. Ha pardon. Tabii 300 gram, 300 gram, 300 gram eşit çıkar. Sıkıntı yok. Aynı şeyi söylemişiz. Fizik eğitiminde hem ölçme hem de kavram öğretim aracı olarak kullanılan kelime ilişkilendirme testiyle ilgili olarak hangileri doğru diyor? Ben çözüm. Analiz düzeyi kavram yanılarının varlığı yokluğu incelenir. Hayır. Bu bilgi ve kavramayı ölçer. Analiz falan ölçemez. Öğrencilerin verdiği cevaplar olası bilgi yanılgılarını gösterir. Doğru. Öğrencilerin verdiği bazı cevaplar doğru olsa da öğrencilerin bağlantıları nasıl kurduğu bu teknikle anlayamayız. Bu da doğru. Doğru cevap 2 ve 3. Bir başka soru. Buna benzerini çözmüştük. Ben alan eğitiminde yer alan kavram yanılarından birisi yıldızlar güneşten aldığı ışığı yansıtır şeklindedir. Falan filan yöntemlerin hangileri bu tür kavram yanılarını gidermek için geliştirmiştir? Deney yapma olmaz demiştik. Anlamlı öğrenme olmaz. Düz anlatım, sunuş stratejisi olmaz demiştik. Bir önceki soruda çürütme metinleri vardı. Burada da kavramsal değişim metni vardı. Hemen hemen aynı soru olmuş. Doğru cevap da C'dir. Şimdi bu anlamlı öğrenmenin sunuş stratejisi olduğunu hatırlayalım. Sunuş stratejisi kavram yanılarını değiştirmekte hiç etkili değildi. Onu bir hatırlayayım. Bu ünitedeki son soru. Madde ile ilgili öğrencilerde en sık karşılaşılan yanılgılardan birisi elektrik iletiminde atomlar tel boyunca akar şeklindedir. Bu yanılgıyı gidermek isteyen fen bilimleri öğretmeninin aşağıda hangisini kullanması en uygun olur? Burada da yine gözle görülemeyen dünya ile alakalı olduğu için deney olsaydı çok iyi olurdu ama deneyde bir şey göremez çocuk. Burada mecburen mikro düzeyi animasyonla göstermemiz gerekiyor. Benzer bir soru daha önce de vardı. Vay, bir saat olmuş. Tamam, laboratuvar güvenliğinde. 12-13 dakika mola gençler. 12-13 dakika sonra görüşürüz, tamam mı? Görüşmek üzere.